ki etkisi dediğim gibi bilimsel olarak da yani defalarca kanıtlanmış, defalarca kanıtlanmış bir meselede. Türkiye'de özellikle çocukların bu ölçekte televizyona tırnak içinde maruz kalıyor olması ve başıboş bırakılması yanlış. Aslında bir uyarı çanları çalıyor ve biz mi bunu duymuyoruz? Hayır, kesinlikle çalıyor tabii. Yani çocuklara ailelerin daha fazla zaman ayırması, onların televizyon izlemesini ve internet kullanımını çok iyi denetlemesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuda da büyük talihsizlikler var Türkiye'de. Çocukların yani internet çocuklar için harika. Yani internet hepimizin hayatını kolaylaştırdı ve yeni ufuklar açtı. Ama eğer çocuk interneti denetimsiz kullanıyorsa ve çocuk internette bir takım tuzaklara düşebiliyorsa... Ki yaşandı örnekleri. Evet, yaşandı. Çok örnekleri yaşandı. Bir sürü örnekleri var. O yüzden aileler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirecekler. Çocuğun ne yaptığını denetleyecek. Ayrıca çocukla konuşacak. Yani sen bu filmi izledin, ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Böylece hani bir feedback de alması lazım çocuktan. Bunların da çok fazla yapılmadığını görüyorum. Şimdi arkadaşınızın tanımlamasını aktardınız. Televizyon 21. dünyasının, 21. yüzyıl dünyasının yeni tanrısı mı diye. Şimdi Türkiye ölçeğinde baktığınızda şöyle enteresan bir sonuçla karşılaşıyorsunuz yine. 5 saat olarak aldığınızda ortalama televizyon seyretme süresini, bu aslında uyku süresini dışarıda bırakırsanız hayatın 1/3. Evet. Zorunlu çalışma süresini dışarıda bırakırsanız hayatın yarısından fazlası. Doğru. Yani Türkiye'de insanlar aslında hayatlarının yarısından fazlasını televizyon karşısında geçiriyorlar. Hakikaten nedir bu? Kitlelerin afyonu mu? Yoksa hem ibadeti hem de tapınağı bir arada bulunan yeni bir din mi? Yani kitlelerin afyonu tabii aynı zamanda. Yalnız bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Estağfurullah. Bu ilk soruyla ilgili olarak hani Türkiye'deki bu televizyon izleme oranları ve bir de orada bir soru daha vardı. Pardon, sorular çok iç içe geçti. Hangisiydi, bir parça hatırlatırsanız? En son çocukları konuştuk. Çocukların yoğun bir biçimde izlenmesini konuştuk. Dünya ortalamasının çok üzerinde izlendiğini çok üzerinde konuştuk. Çünkü hobileri yok insanların. İşte kitap okumuyor. Pardon. Çocuklar bakın annelerine babalarına değil televizyona inanıyorlar. Evet. Şimdi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden sebeplerinden birisi anne babalarıyla kendi eğitimleri arasında büyük bir fark olması. Zaten çocuk hani Türkiye'de hala %20'ye yakın kadın okur yazar olmadığını göz önüne alırsak annesinin birçok konuda bilgisiz olduğunu düşünüyor. Babasının da. Ondan sonra çocuk güvendiği bir bilgi kaynağı olarak televizyonu görüyor ve orada duyduklarına inanıyor. Onları hani bir şekilde çekme ihtiyacı da duymuyor belki ve bu alışkanlığını ondan sonra devam ettiriyor yetişkin olduğu yıllarda. Mesela bir de bu komplo teorilerine yatkınlık. Mesela ben soruyorum bazen, bunu nereden duydunuz? İşte televizyonda. Peki bunu bir haberde mi duydun? Nerede duydun? Hani fark kaynağı etmiyor. Nedir? Veya bunu orada duyduktan sonra araştırma gereği duydunuz mu? Hayır, duymadım. Duydum ve geçtim. Böylece yani Türkiye'de insanları siz hani televizyonla olumsuz açıdan etkileyebilirsiniz. Propaganda için yani çok verimli bir ortam olduğunu görüyoruz. Ön yargıları vermek için çok verimli bir ortam olduğunu görüyoruz. Evet, televizyon konusunda tabii daha dönersek, fazla duyarlılık. Tekrar o soru bir parça havada asılı kaldı. Pardon, evet, ötekini önemli gördüğüm için geri döndüm. Estağfurullah, iyi de yaptınız. Hakikaten mesele şu. İnsanların dediğim gibi yani uyku ve zorunlu çalışma sürelerini dışarıda tuttuğunuzda insanlar hayatlarının yarısından fazlasını %50'nin üzerindeki bir oranı bir kutunun karşısında geçiriyorlar ve bir şeyi seyrediyorlar. Ve pasif bir şekilde şimdi bakın. Şimdi bunu tanımlamak gerekiyor. Yani bu ne? Kitlelerin afyonu dediğiniz ama kitlelerin sadece bu afyonu ama aynı zamanda hayatı boş geçmiş oluyor ve pasif geçiyor. Çünkü televizyon interaktif değil. Siz internette interaktif olabilirsiniz, yaşamda interaktif olabilirsiniz. Tabii hani internette de izlediğiniz bir şeye tepki vermeniz hani o anlamda. Ama televizyon karşısında oldukça pasifsiniz. Hani televizyon tabii izleyelim. Ben de bir televizyonda yani dizide izliyorum, bir belgesel izliyorum. Haberler, farklı kanallarda siyasi olaylara nasıl yaklaşılıyor. Fakat böyle saatlerce televizyon izlemek, evet bu konuda bir sorun var. Demek ki bizim Türkiye'de biraz daha okumayı teşvik etmemiz gerekiyor. Modern çağın dini gibi bir şey mi? Efendim, modern, modern çağın dini gibi bir şey mi? Tanrısı bir tarafa. Yani din demeyelim çünkü din çok daha kendi kuralları var. Yani ibadet size dayatmıyor var, ritüelleri var. Belirli saatlerde onun karşısına geçiyorsunuz.
Onun size söylediğini ama tüketmeye başlıyorsunuz. Dinde de bir interaktiflik var yani. Ayrıca yani televizyonda inanın siz büyük ölçüde pasif bir varlık olarak karşısındasınız ve biraz da korunaksızsınız. Böyle olumsuz bir durum. Yani ben şimdi mesela eve geldiğim zaman biraz haberlere bakıyorum. Ondan sonra müzik çalıyorum, kitap okuyorum. Televizyon izlememeye çalışıyorum. Çünkü o pasiflik beni çok zorluyor. Pekala. Sosyolojik olarak bir toplumun öyle bir araya gelip kendi kendilerine, geniş toplulukların, evet, hadi değer yargısı üretelim demediği aşikar. Geçmişte değer yargılarını üreten hep bir odaklar var. Evet. Örneğin bu toplum için konuşacaksak, din, saray, loncalar, ulema sınıfı, medreseler vesaire. Batı içinde başka türlü karşılıkları, evet, var. Başka bir biçimde. Bugün aslında bu değer yargılarını tabii üreten... Televizyonlar da, evet, tekrar üretiyor bunları. Tabii. Yerini televizyon aldı denilebilir mi en azından? Yani televizyonda önemli bir sosyal ajan bu anlamda. Televizyonu kullandığı bir kenara bırakarak soruyorum. Hayır, televizyon aynı zamanda işte bütün o bilgileri, yani bilgileri olduğu gibi algıları, ön yargıları, yani kültürü tekrar üretiyor ve yeni nesillere aktaran bir araç ve aynı zamanda sosyalleşme ajanı. Bunu yani düşünce kalıplarını etkiliyor. Yani hani bugün biz televizyonda bir sosyalleşme ajanı olarak tanımlıyoruz. Açar mısınız sosyalleşme, biraz daha? Yani şu sosyalleşme sürecinde insanların davranışlarını ve düşüncelerini etkiliyor. Oradaki bilgilerle etkiliyor, oradaki normlarla etkiliyor, davranış kalıplarıyla. Ayrıca bir de biliyorsunuz televizyon hani bir bilinç üstünde etkisi var, bir de bilinç altına mesajlar verebiliyor. Nasıl? Yani bu benim uzmanlık alanım değil ama bilinçaltına mesajları belki şöyle söyleyebilirim. Bu hani bir İtalyan'ın Türkiye'de tecavüze uğramıştı. Pika. Gelinlikte Pika. Şimdi dediler ki İtalyan televizyonda haberi verirken oldukça objektif verdi ama görüntülerle bilinçaltına mesaj verdi. Yani siz televizyonda daha fazla görsellik kullanıldığı için bilinçaltına mesaj vermek için elinizde yani büyük bir şey araç var. Tabii bunun çok sayıda aslında üzerinde yapılmış çalışma ben de hatırlıyorum ve örnekler de var. Bir anlamda gerçeğin, evet, değiştirilmesiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Tabii gerçeği tahrif edebiliyorsunuz televizyonda. Çok daha rahat tahrif edebiliyorsunuz. Ya da bir başka türlü gerçek, evet, algısına sizi taşıyabiliyor. Tabii. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'lerden itibaren televizyonun yarattığı etki tartışılmaya başlanmış. Çok, evet, erken bir dönemde. Tabii. Televizyon yayından yaklaşık işte 10 yıl sonradan itibaren falan. Çok yoğun bir biçimde televizyonun ne tür etkilere yol açtığı konusunda tartışmalar başlamış ve çok ciddi bir akademik literatür oluşmuş. Evet. Şimdi ben bu yayını hazırlanırken biraz taramaya çalıştım. Türkiye'de bu ölçekte bir şey hani zaten yok. Ulaşabildiğim de sınırlı sayıda araştırmayla karşı karşıya kaldım. Siz Türkiye'de bu konunun yeterince akademik anlamda dikkate alındığını ve çalışma yapıldığını düşünüyor musunuz? Tabii çalışmalar yetersiz. Fakat şunu unutmayalım. Türkiye'de yani sosyolojinin birçok alanında da çalışmalar yetersiz. Çünkü Türkiye'de sosyal bilimlere fonların ayrılması, araştırma projelerinin geliştirilmesi çok yeni. Bu konuda büyük imkansızlıklar vardı. İletişim fakültelerinin de biliyorsunuz yani geçmişi Türkiye'de son 25-30 yaygınlaşması. Yıla, evet, yaygınlaşması dayanıyor. Sonra iletişim fakülteleri önce işte eleman yetiştiriyor. Daha sonra hani akademisyen araştırma, bu konuların araştırılması. Bunların yani 20 yıllık bir tarihi var dersek az değil. Fakat sosyal bilimlerde araştırma olanakları bulmak, orijinal çalışmalar, özgün çalışmalar yapabilmek maalesef sınırlı
yeni yeni yaygınlaştı. TÜBİTAK artık hani sosyal bilimlere de fon ayırıyor. Bütün bunlar önemli tabii. Ama Amerika ile karşılaştırmamız çok zor tabii. Daha eski fakat en azından dediğim gibi hani özellikle son 20 yılda özel televizyonların da yaygınlaşmasıyla ben sanki daha çok sayıda en azından araştırmayla karşılaşırım diye düşünüyordum. Maalesef öyle olmadı. Peki son soru. Evet. 20. yüzyılın en önemli varoluşçu düşünürlerinden Albert Camus. Ya düşüşte ya yabancı da maalesef hafızam yanıltıyor olabilir ama muhtemelen düşüşte diye hatırlıyorum. Muhteşem bir cümle kuruyordu. Diyordu ki geleceğin tarihçileri bu çağın insanını gazete okurlar ve çiftleşirler diye tanımlayacak. Bugün eğer gazete okumayı televizyon seyrederle değiştirirsek Camus'un kastı değişmeyecek. Bana sorarsanız haklı çıktı. Sizce? İnsanlar belki gazete okumuyor ama gazete okuma da çok değişti. Yalnız televizyon değil, internetten okuyor. Şimdi bir de biliyorsunuz hani bu Japonya'da, Kore'de, Amerika'da yaygınlaşıyor. Sizin dijital gazete okuyabiliyorsunuz. Ben insanların gazete okumaktan vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Kastı o değil ama kastı hani o demin sizin aslında sözünü ettiğiniz o pasif bir insan haline dönüşme, pasif bir varlık haline dönüşmeyi ima eden bir şey bu. Yani belki belli bir grup insan pasif olacaktır her zaman olduğu gibi ama insanların interaktif olması, yaratıcı olması için de çok yeni olanaklar ortaya çıkmaya başladı. Yani eskiye göre daha çok olanak var. Ama yaratıcı olanakların da yaratabileceği için tehlikeleri siz kendiniz az önce bahsettiniz. Hayır biliyorum ama yaratıcılık için daha fazla olanaklar olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu olanaklar yaygınlaştı. Eskiden yaratıcı olabilmek için olan olanaklar, araçlar çok daha küçük bir kitlenin elindeydi. Bugün o olanaklar yaygınlaştı. Öyle anlaşılıyor ki bu meselenin aslında daha çok konuşulması gerekiyor. Doğru, katılıyorum. Kimileri şikayet etse de fazla konuşuluyor diye. Evet. Ben aynı kanaatte değilim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Kozmik Oda haftaya salı gecesi saat 23'te yeni bir zihin açan sesle burada karşınızda olacak. İyi geceler, iyi yarınlar.